Mücadele Derneği açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hep bana ihtiyaç duyacaksın Mehmet. Çok evli tanışacağız. Ben sana iyi gelmeye geldim. Hadi gidiyoruz. Nereye? Uçmaya. Ama benim o... Dinlemedi annesini. Ders kullanmaya başladı. Ve... Hep birlikte tekrar edelim mi? Hadi edin, hayata bakalım. Ne de ağlayayım, ben de hocam. Zaten buradaki oyundan tüm hepsi açıkça meydana geldi. Bizden her zaman desteğini esirgemeyen değerli belediye başkanımız Ali Özkan'a huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. Her zaman mahallemizin yanında oldu. Gel dediğimiz zaman geldi. O bizim zaten büyük başkanımız. Her zaman gönlümüzde ayrı bir yeri var. Şu bina 4 yıl önceden beri ben muhtar olmadan burada bonzayda içiliyordu. Burada satılıyordu da. Burada ambulansların biri gidip biri geliyordu. Bu mahalleye kimse el atmadı. Cenab-ı Allah nasip etti ki işte biz de muhtar olduk. Mahallemize hizmet etmeye çalıştık. Ben mahalleme söz verdim arkadaşlar, söz. Ben bu mahallenin... Helal muhtar! Ben ant içtim, ant. Ben bu mahalleye hizmet etmeye ant içtim. Ben bu uyuşturucu illetinden savaşmaya ant içtim. Şu derneğimizin açılmasına bile müsaade etmeyenler, yazıklar olsun ki. Ya sizin çoluğunuz çocuğunuz yok mu arkadaşlar? Hepimizin çoluğumuz çocuğumuz var. Gençlerimiz eriyor. Şundan bir saat önce yine bir trajik olay yaşadık burada. Bir tane bonza içen gencimiz. İnanın ki şu gösteriden daha kötü bir şekildeydi. Keşke şu gösterideki gibi oynasaydı da inanın ben ona her gün roman havası çaldırdım, oynattırdım. Ama hiç öyle değil. Gençlerimiz eriyip bitiyor. Toplumda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çeşitli etkinliklerle bu uyuşturucu illetine dikkat çekmek istiyorum. Bu sadece muhtarımızın, sadece ailelerin, sadece belediyenin yapacağı bir mücadele değil. Bu konuda millet olarak, devlet olarak topyekün bir seferberlik ilan etmeliyiz. Ama her şeyden önemlisi ailelerin gençlerine sahip çıkması ve onları takip etme gayretleriyle bu konuda sonuç alabiliriz, netice alabiliriz diyoruz. Tabii bu kötülük, menfi bir hadise. Bunu gençlerimize yasaklarken, telkinlerde bulunurken, bunun yanında da alternatif olarak gençlerimizin, delikanlılarımızın enerjilerini meşru zeminlerde deşarj edecek ortamları oluşturmamız lazım. Kültürel, sosyal faaliyetleri yapmamız lazım. Sportif faaliyetleri yapmamız lazım. İster biz Karacabey Belediyesi olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi bu imkanlarla buluşturmak istiyoruz. Bu konuda gayret gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah toplum olarak bu kötülüğün üstesinden geliriz. Çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkarız diyoruz. Hepinize teşekkür ederken derneğimizin hayırlı olmasını niyaz ediyoruz. Devlet olarak biz üzerimize düşen her görevi yapıyoruz. Ancak sadece bizim gayretlerimiz yetmeyecektir. Sivil toplum örgütlerimizle, yerel yönetimlerimizle bu sorunu hep beraber aşacağız inşallah. Ben derneğin amacına ulaşmasını canı gönülden temenni ediyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler. Güvenlik sadece burada kolluk kuvvetlerinin görevi değil. Özellikle mahallenin huzurunu sağlamak başta mahallenin görevi.
mahalle, köy kendi huzurunu kendi sağlar. Kendi güvenliğinde kendi oluşturur. Kolluk kuvvetleri de yardımcı olur. Özellikle bu konuda herkese görev düşüyor. Eğer bir sokakta, bir okulun önünde uyuşturucu satılıyorsa bize diyorlar mahallemizde şu olay oluyor. O mahallede kaç kişi yaşıyor? Şu kadar 1000 kişi. O okulda kaç öğrenci var? 1000 küsur kişi. Bu kadar 1000 küsur aile demek. Herkes bir ucundan tutarsa, herkes sorumluluk duyarsa, üzerine düşeni yaparsa bunlar boşluk bulamazlar. Onun için bu millet yüzyıllarca sorunlarını kendi çözdü. Ve yine kendimiz çözeceğiz. Karacabey olarak işte Karacabey ilçesindeki ne sorunlar varsa belediyemizle, kurumlarımızla, burada emniyet güçlerimizle, kolluk güçlerimizle ve sivil toplumla birlikte inşallah bu adımları atacağız. Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz. Onların en iyi şekilde, en güzel şekilde yetişmesi, onların meslek sahibi olması, beceri sahibi olması, evine ekmek götürmesi de gerekiyor. Ve zamanını boş yerde harcamaması gerekiyor. Onun için de en güzel şekilde bu konuda dediğim gibi eksiklerin de tamamlanması gerekiyor. İşte biz onun için buradayız. İnşallah bu güzellikleri birlikte başaracağız. Kısa zamanda inşallah bu konuda büyük bir mesafe alacağız. Hayırlı uğurlu olsun.